artık yeter yani. Yani bu artık öğrenciler, gençler, esnaflar bizden çok büyük beklentilere sahibiz. İnşallah artık yeter demek için. Hepsini yapacağız inşallah. Sonuna kadar ama el birliğiyle yapacağız. Biz sonuna kadar arkanızdayız her zaman. Teşekkür ediyoruz. Bu yeni usul arkadaşlar değil mi? Ne kadar sürede yetişir bir usta? 20-30 yıl gibi. Gerçi ustaların şeyi olmaz ya, ölçüsü olmaz. Evet, tabii sınır yok. Öğretmenin sınırı yok. Evet, evet. Peki efendim. Çok şey bekliyoruz. Açılalım lütfen. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Gayet iyi. Sağ olun. Allah sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Lambanın şeyi yanmadı. Ben de ilk kez görüyorum. Ben mesela var, kahverengisi de var, başkan moru da var. Renk renk değişiyor başkan. 14 numara. Aynen. Çocukluğumuzda bizim evde vardı. Arkası aynalı ama. Evet. Onlar daha eski olur. Evet. Bunlar yeni versiyon. Başkan. Tamam mı? Turistlere göre. Evet. Turistik de. Ne içersiniz? Ne kadar? Sağ olun. Çarık ne içeriz? Solumuz. Sol tarafta çarıkçı var efendim. Merhabalar efendim. Yok siz buyurun efendim. Siz buyurun. İyiyim, teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Eyvallah, sağ olun. Günde kaç tane yemeni yapıyor? Yemeni değil mi? Yemeni. Yemeni. Kırmızı. Kırmızı yemeni Antep'in. Yemenin özelliği aslında kırmızı, yeşil, mavi değil. %100 deri olması. Deri olması. Evet, her yerinin deri olması tamamıyla. Taban dahil olmak üzere. Tabanı her yeri. Evet. Mesela... Burası örnek gösterir. Bak şurada şey. Burası kösele, öküzün sırtı tarafı. Şurası yüz tarafı. Şurasının içi kuzu derisi. Şey, içi. Evet. Çorap deri de yok bunlardan. Evet, boyasız evet. Kullanıyoruz. Evet, evet, evet. İçi de aynı deri. Yani ayakkabıda deri olmayan hiçbir yer yok. Hiçbir kimyasal güzel, yok. Güzel, güzel. En sağlıklı ayakkabı. En sağlıklı ayakkabı. Evet. Güzel. Bunu daha çok kimler talep ediyor? Bunu artık bizim ülkemiz talep ediyor. Yeniden aslımıza dönmeye başladık, evet, geriye evet, doğru. Evet. Artık modern ayakkabılar değil, bunlar daha çok hoşlanıyor. Daha çok, ben de gençler bunlardan hoşlanıyorlar. Evet, gençler çok alıyorlar. Ben de ustası olarak bunu modelinleştirmeye başladım. Daha modern. Çok iyi etmişsiniz. Daha kibar, evet, daha evet, zarif. Daha kullanışlı. Daha kullanışlı. Evet. Bize düşen de bu. Evet, evet. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Evet, evet. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Antep'in ayran. Şimdi Mansur Bey'i gördük. Evet, Mansur Başkan. Hoş geldiniz. Evet, bizim hoş bütün belediye başkanlarımız burada var. Nasıl ilgilen? Memnun musunuz? Memnun musunuz? Memnun musunuz? Memnun musunuz? Memnun musunuz? Tamam. Maalesef pandemiden dolayı biliyorsunuz ki sorunlar devam ediyor. Galiba aşılamadan sonra bir açılış gerçekleşecek. Evet, evet. İnşallah. İnşallah bir katkısı olur. Tabii yüz yüze eğitimin önemi fazla. Yüz yüze. Hem gençlerin sosyalleşmesi var. Yani bu ailesiyle katılsa yani. Gencin dışarıya çıkma arkadaşlarıyla sohbeti konuşakla kesinlikle öyle. Koşma, yürümesi, boyu, farkı var. Sizleri daha çok görmek istiyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Türkiye tabii büyük bir ülke. Olabildiğince gezmeye çalışıyorum. Tabii sadece ben değil. Yani ben, arkadaşlarım. Bizim bir ekonomi masamız var, esnaf masamız var. Bunlar geziyorlar, esnafla ilgileniyorlar. Saray şeyler, kobiler. İşsizlik çok büyük felaket. Bunlar çok büyük bir sıkıntı. Özellikle genç işsizliği çok büyük bir sıkıntı. Aşılması lazım. Ama politikalar aşılması lazım. Üretime dönük bir politika izlenmesi gerekiyor.
Maalesef. Kımıldamak. Ben kendim de onlar daha güzel bir okumcu oluyor. Kendi çocukları evlatlar onların aklını teslim etmemişler. Anadolu Ajansı biraz geriden çalışsın mı? İnşallah o günleri görürüz. Olacağız. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Öyle mi? Bir. Selim sen de gel. Size küçük bir hediye, bu bakır bilezik efendim. Çok yoruluyorsunuz, çok ağrılar, sızılar oluyordu. Onları alır. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. İnşallah genel başkanı olur inşallah. Bir fotoğraf firması lazım. İnşallah. Tarih falan hallederiz. Hallederiz. Uğur getirecek inşallah. Ne zaman? Tamam bak çekiyor. Karşıya bakarsanız. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Sağolucuk teşekkür ederim. Geriye doğru. Devam edelim. Şöyle bir şey. Sen şunu yapın. Evet yürüyor. Halledeceğim. Hiç meraklanmayın, halledeceğim. Teşekkür ediyorum. Tek umudum sizsiniz. Destek verdiğiniz için evet. Ben hepsini halledeceğim. Bu memlekete, bu memlekete huzuru getireceğim. Nasıl destek verdiniz tekrardan? Ustam, buyurun size. Ustam, buyurun size. Peki, çekici yapmak ister miyim? Buyurun. Ne yapmam lazım? Şimdi bana... Benden bir açtınır. Şu da lan, önce bir fark. Biraz geriden çekeceğim. Bunlar bu şekilde var. Şöyle, bu şey. Ha, tamam. Evet, yapıyormuş gibi. Aşağıdan diye. Ön taraf çöksün bari de. Arka taraf da çöksün. Aynen benim de. Ne kadar sürede yapıyorsun? 2 saat. 2 saatte falan. 2-2,5 saat. Çelik galiba. Elmas. Çelik galiba. Ne diyelim bilmiyorum. Bir de suçlu evet, hadi bakalım. Şey. Allah kolaylık versin. Güzel bir şey yapmışsınız. Sabah yapın. Hiç endişe. Yalnız bir tarafa adınızı yazın. Arkadaşlar, arkadaşlar adınızı yazalım. Yazalım. Arkadaşlar kalkıyoruz şimdi. Hangi ustanın yaptığı da hepimiz gelip geçeceğiz. İleride hangi ustanın yaptığı da sizin de yemeğiniz geçti inşallah. Güzel bir şey. Çıkıyoruz arkadaşlar. Bir de fotoğraf. Hocam şimdi valla bir şey söyleyeceğim. Sor sor. Emin olun bu dönem eğer hiçbir din ayırt etmezseniz bu dönem kazanırsınız. Çünkü biz bundan çok çektik artık. Emin olun ki ne din tüccarlığı yaptılar. Bizim yaşamış olduğumuz şu an durum asgari ücret 2825 lira. Ben ay sonunu getiremiyorum artık. İnşallah yapmışsınızdır. Bakın ben CHP oyu vermedim ama bu sefer güzelce çıkarsanız oyumu vereceğim inşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok şükür başkanım. Nasılsınız? Siz bunları dışarıdan alıyorsunuz galiba değil evet, mi? İstanbul'dan geliyor İstanbul'dan evet, İstanbul'dan şey yapıyoruz başkanım. Öztürk'ün en maalesef Gaziantep maalesef. Büyük işler başarıyoruz. Öztürk'ün evet, iyi Tahsin iyi bir firma. Tahsin Bey sağ olsun. Evet. Allah uzun ömür versin sizlere de onlara da. Bize çok faydası var. Öztürk'ün evet. Öyle. İnşallah sizlere. Allah kendilerinden razı olsun. İnşallah. İnşallah. Bir işi açarsınız şöyle bir geliriz. Olacak. Bekliyoruz. Esnaf biraz zordur. Evet, çok. İnşallah düzelir. İnşallah iyi olur başkanım. Siz kazanacaksınız ki memleket kazansın yani. Evet, aynen öyle. Kazanmazsanız olmaz. Aynen öyle. Rahmatlık babamız. Durdu acel. Kalaycılıktan gelme. Evet. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet, Allah razı olsun. Antepli'ye benziyor tamam. Baba. Evet. Yani gerçekten evet. Fizik olarak evet. Antepli'ye çok benziyor. Allah razı olsun. Eyvallah. Abi ondan sonra da şu kadar. Ben hallettim. Ben söyleyeceğim ya. Eşkola da bir şey var. Eşkola da bir şey var. Var. Ali, hediyeleri alıyoruz.
Kendi el emekleri bunlar genel başkanım. Yani bunda asla bir karşılık falan yok. Saf bakırdır. Bu çok güzel bir ürün. Evet. 4 günlük ömürlük kullanırsınız. Teşekkür yani. Hayır, ücretini ödeme tamam. Tamam, ben hallettim. Kargamış Belediye Başkanımızla birlikte. Tamam, ben hallettim. Hediyesi oldu, hediyemiz oldu. Nerede ne? Şu, babası. Baba, şeyde bir şey yapsın. Allah bağışlasın. Şeyse sabır için çekeyim. İnşallah sabrın sonu selamet. İnşallah. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. İnşallah her zaman bekleriz. İnşallah. Sağ olun. Tamam. Lütfen geride kalın. Yürümeyin, geride kalın. Sağ olun. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Bundan sonra Gaziantep'e ait böyle taşları yaptık. Aynen. Buraları bu şekilde biz getirdik. Sen başkanım. Nasıl iyisiniz inşallah. Sefalar getirdiniz. Hamdolsun. Gerçi benim yabancısı olduğu bir kahve değil. Afiyet olsun. Arada bir Antep'ten gelir. Ne zaman isterseniz. Sağ olun. Menengiç kahvesi isterseniz menengiç kahvesi yapalım. Yok sağ olun. Teşekkür ederim. Zaten... Kır kahvesi de var. Yapalım isterseniz. Yok sağ olun. Yok sağ olun. Teşekkür ederim. Nasıl işleriniz? Çok şükür. İyi. Pandemide işte biraz... Biraz şey oldu. Tabii. Allah'ın izniyle aşılarla falan artık bu saatten sonra ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. İnşallah. Bu saatten sonra kapanma olmazsa çok iyi olur. Esnafın biraz rahatlaması lazım. Aynen. Rahatlamaya bayağı sıkıntılar yani çok... hatta çok kırılanlar. Ciddi manada kırılanlar. Var. Biz de bunlardan var. Aralarda gidiyoruz yani. Allah'ın izniyle inşallah olur. Olacak. İnşallah. Olacak. Hadi bakalım. Başkanım görüşürüz. Sayın Yara Başkan, bizde bir şey... Başkanım, kaç usta var? Yani önce... 10-15 kişi çıkar mıyız? Kalmadı. Biz 15-20 tane dünyaya hitap eden, bakın benim çıraklık zamanımda 400 taneydi. Evet. Ama şimdi projeler üretiyoruz. İşkur'dan, Dünya Bankası'ndan. İnşallah bizim 100 tane... Bunu dünya seviyelerde ders olarak okuyoruz. Güzel sanatlardır. Şimdi Sayın Yara Başkan... Her birisi sanat eseridir. Yani sıradan işler değildir ve bu... Sanat eserleri dünyaya tanıtılırsa siz daha iyi bilirsiniz. Ben şöyle bir dakikanızı alayım. Yani. Bizim şu durumda 100 tane bayan gösterimiz var. Türkiye'de ilk bayan işlemeci yetiştirdik. Kardeşim sağ olun. Hocaları ben öğrendim. Evet. Bura Marika. Evet. Evet. Ben çalışıyorum orada. Evet evet. Şey, çocuklar. İşte bu da. Şimdi biz ama Milli Eğitim Bakanlığı'na bu işi çözüyoruz. İnşallah. Çünkü bizden sıfır sorun. Biz işimizi yapıyoruz, destek oluyoruz. Cenab-ı Allah yolunuzu açık etsin. Hayırlı ömürler versin efendim. Tamam, devam et. Devam et. Bir fotoğraf alalım. Aşağı. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Sonra. Hoşuna koydu evet. Tamam. Hepimiz. Siz var oldukça bizler var. Evet arkadaş gel Celal abi sen de gel. Hadi gel Celal abi. Başkanım sen de gel. Tamam. Başkanım. Sağ ol. Çek. En genç usta sensin. Tamam. Başkanım bu fotoğrafı. Dur delikanlı düşme. Başkanım hoş geldiniz. Devam edelim. Devam arkadaşlar. Arkanıza dikkat edin. Devam edin. Başkanım nasılsın? İyiyim. Hamdolsun. Milletvekillerimiz geldi. İyi başkanım. Belediye başkanımız Karkamış. Başkanım geldi.
Böyle gelsin. Bir detay aslında aşırı doğru Mevlevi Hane'ye gelin olsun diye yaptırılmış. Evet. O dönemden beri Kıraathane. Osmanlı'nın... Mevlevi Hane var mı hala? Tabii Mevlevi Hane var fakat Tekke ve Zaviyeler Kanunu'yla kapanmış. Şu anda müze olarak kullanılmakta. Kullanılmakta. Evet efendim. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait müze var. Peki Mevlevi geleneğini sürdüren? Mevlevi geleneğini sürdüren aile var fakat geleneksel olarak devam edemiyorlar. Yoksa burası... Şam'dan sonra Konya'ya kadar olan en büyük Mevlevi Hane ve Tekke. Öyle mi? Bu bölge. Buranın gelirleri Sayın Genel Başkanım, 33 dükkan, Tahmis Kahvesi, kapalı ve açık buğday pazarı, Mevlevi Hane'nin müştemilatı. Alınan gelirler, çocukların okutulmasında. Şimdi tamamı şeyde tabii. Hayır Hasanet İşleri, Genel Müdürlük. Genel Müdürlük.